Benim homurdanan evlat yok diyordum ki geldi. Gel gel gel. Arka tarafta. Neredesin? Pişt. Ne? Ne? Ha, sen de geldin. Hoş geldin. Gene başladık homurdanmaya. Ne? 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 Tamam, vereceğim. Veriyorum mamanızı, tamam. Bunlar dün fark ettiğim atılan evlatlar. Of, karnının şiştiğine bakın Allah aşkına ya. Merhaba. Merhaba. Dediği gibi parazitleri var. Bu arada buralarda şey yok. Bu yol ormancıların traktörle açtığı yol. Meşe kömürü kesiyor. Meşe kömürü için ağaç kesiyorlar. Hatta şöyle işaretli ağaçlar var. Ormancılar işaretliyor. Şeyler de kesiyor. Köylüler ya da işte meşe kömürü yapacak olanlar. En azından yaşıyorsunuz ama benim size hiç para sapı getirmem lazım. Herkese dediği gibi şişirmiş karnını, bu tokluktan değil, iç parazitten kaynaklı. Burada bir tane tümörlü cam vardı, onu alacaktık. Geldik ama bulamadık, yok şu anda. Ha, bir dakika, şu ilerideki galiba. Çöp konteyneri, evet, çöp konteynerinin yanında. Ama nasıl yakalayacağım onu? Kendini tutturmuyor çünkü. Eğer yakalayabilirsem tedavisini Didem Hanım, Didem Soy'dan arkadaşlarıyla birlikte üstleniyor. Benim onu bir şekilde yakalamam lazım. Bizim bu sakallı teriyer ya da Alman Pointer, ırkını bilmiyorum. Evladım, aile bulmamız lazım. Hadi gel, gel. Her yerin kene dolu, her yerin. Her yerin kene dolu. Ne yapacağız? Yurt dışında sana dünya para veriyorlar, alıyorlar. Ama yurt dışında insan gibi bakıyorlar. Burada da alıp sokağa atıyorlar. Elini kapabilir öyle, dikkat et. Seni tanımıyor çünkü. Tanıyor. Ha, tanıyor mu? Ne zamandır tanıyor? Kaç dakikadır tanıyor? Dakikadır değil, biz 2 yıl önce bulduk onu. Ha. Siz buraya piknik yapmaya geldiniz. 2 yıldır. Ama sizin köpeğiniz değil, buralarda yaşıyor değil mi? Evet, ha. Şu ileride bir yerde. Ha. Bu aşağıda dere mi var? Ya aşağıda bir piknik gibi bir alan var orada. Anladım. Piknik yapmak yasak ama siz de yapıyorsunuz şu anda. Bunlar adım gibi eminim ki 4 kardeş şehirlerde, daha fazlaydı. Muhtemelen diğer bebekler öldü. Bu onların korkusundan mamaya yanaşmıyor. Korkma mama, niye korkma? Çok güzelsin. Maşallahsın. Bir tane daha geldi. Bunun zayıflığına bakın. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bir paket mama. Bir paket mama döktüm. Kaç? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 tane cam var. 12 cana bir paket mama. Hey, sakın ha, sakın ha. Hey, dert bak. Terbiyesizlik yapıyorsun. Terbiyesizlik yapıyorsun. Hadi ye, hadi. Ben seni ısırırım. Ben seni ısırırım. Hayır. Bırak, kavga etme de. Hayır. Bunlar yesinler. Sakın ha, sakın ha. Sakın ha. Hayır. Şunun zayıflığına bakın. Bunun zayıflığı keza. Yavrular.
Lütfen mama desteği arkadaşlar. Abi hepimiz çekiyoruz onu. Yani insana iyilik yaptığında direkt kazıklanıyorsun. Direkt kazıklanıyorsun abi. Onun için boş ver, hakikaten insana yapma. Ha, gerçek insanı bulursan yap. Ama o da yok, piyasada yok. Tövbe, yok, küfür etme, boş ver, tamam. Nefes bile almadan yiyorlar. Sevgili dostlar, şu zayıf olanı birisi tedavi ettirmek ister mi? Bunda büyük olasılıkla kamp arası hastalıklar var ama hangisi var bilmiyorum. Oy, oradan iki tane daha koşuyor. Deli gibi koşuyorlar gariplerim. Onlar da çok zayıf. Of of of, Allah'ım nasıl zayıflar. Hey hey hey. Burada uyuzla başlamış. O bir tane daha geldi. İki üç günde bir boğazınızdan lokma geçecek. Kendinizi öyle hayal edin. Bu canlar öyle. İki üç günde bir boğazlarından lokma giriyor. Çünkü İstanbul'da uzak burası. Ben iki üç günde bir gelebiliyorum. Nefes bile almadan yiyor, görüyor musunuz? Öbür evlat da mutluluktan kuyruk sallıyor. O koca cüsseye, zayıflığına bakın Allah aşkına ya. Kemikleri sayılıyor, beli incecik. Sakın ha, sakın ha, senin derdin arkadakini taciz etmek. Yok öyle yavrum. Genelde setterler, pointerler, pointer melezleri hep mazlum olurlar. Diğer canlar genelde onların rızkına göz diker. Batileri şiş olan ve uyuz olan evlat. Ah, birisi bu evladın hazır olsa da veterinere götürecek, zayıflığını da görüyor musunuz bilmiyorum. Yani Avrupa yakasında istediğiniz veterinere getirin ben bu evladı. Ya da sizin canları götürdüğünüz veterinere götürün derseniz oraya da götürürüm. Yeter ki birisi tedavisini üstlensin. Bizim takipçilerimizin besleme fotoğraflarını, videolarını ya da hasta canların fotoğraflarını, videolarını beğenmemeleri, yorum yapmamaları, paylaşmamaları. Üzerine Erkan Oğur'un bir sözü var, o aklıma geldi. Biz sizi eğlendiremeyiz, biz sizi eğleriz. Bizim amacımız sizleri eğlemek, eğlendirmek değil. Siz eğlenmek istiyorsanız başka sayfalara gitmelisiniz. Bizim amacımız hayatlara dokunmak. Aç olur, hasta olur, yaralı olur. O canların hayatlarına dokunmak, umut olmak. Kimse eğlendirmek değil bizim amacımız. Geçmiş olsun, yeni bebekler geliyor. Kaç tane? Çok yaşlanmış bir evlat. Bembeyaz olmuş artık. Kıyamam sana ben. Karnın tok mu yoksa mamayı mı beğenmedin? Hadi gel, ye mamanı, gel gel gel. Yarın mı bitiyor? Yarın ya da öbür gün bitiyor değil mi? Gerçi bu karavan gene burada kalacak muhtemelen. Karavanı götürürler işte. Belediyenin mi? Ha, belediyenin mi? Anladım. Ben sizin sandım. Gel gel gel. Anladım. Ya bırak yesin ama, bırak yesin. Bak senin yüzünden yiyemiyor. Geç oraya. Geç oraya. Tamam. Şunu aile bulmamız lazım. Bacağında sorun var. Sol arka bacağında tedavi ettirmemiz lazım. Biraz uyuz başlamış evlat da. Bak yedirmiyor, hiçbirine yedirmiyor. Tamam gel kuzum, gel, ben sana ayrı yerde vereceğim. Kavga etmezler diye öyle döktüm mamayı ama 3 mamayı da ziyaret ediyor serseri. Burada yaklaşamadım mamaya. Gel, gel bu tarafa. Muhtemelen hamile bir can. Çünkü memeleri çıkmaya başlamış. Karnı da biraz şiş. Afiyet olsun.
Ne oldu? Geçen gün sana mama yedirmediler. Şişt, dostum. Geçen gün sana mama yedirmediler. Şimdi vereceğim sana bak. Gel gel gel. Geçen burada bir diğer evlat buna mama yedirmiyor. Şu an o burada yok. Bu rahat rahat yiyecek mamasını. Değil mi? Buraya yeni atılmış bir evlat. Hatırlamıyorum bu evladı hiç. Bu ikisinin karnı tok galiba ya da az önce bir hırgür çıktı, ondan dolayı gitmiyor olabilirler mamaya. Bununla kavga ettiler demin. Burada bir tane sarı evladımız vardı, ortada yok. Yeri yere bunları kovalardım ama yedirmezdi bunları. Abi işte önemli olan bundan sonra bunları yaşatabilmek. Evet. Bu siyah beyaz yaşıyor mu? Bakacağım şimdi. Siyah. Bu yaşıyor. Hepsi hareketli abi. Şu hareket etti, tamam. Bu hareket ediyor mu? Evet yaşıyor, şükür. Oy 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 oy. Of. Bizim bunlara yavru maması getirmemiz lazım. Anneye ayrı mama vermemiz lazım. Evet. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Anne çünkü yavru köpek mama. Annenin işte o papi mama dedikleri mamalardaki aromalar mı bilmem neler abi. Annenin sütünü arttırıyor. Rüzgar türbündeki evlatların maması geldi. Annenin memelerde hakikaten sütü yok ya. Bunun bebekleri var. Kaç bebek var? 7 mi? 7 mi? Of of. Rüzgar türbündeki evlatların maması geldi. Annenin memelerde hakikaten sütü yok ya. Bunun bebekleri var. Kaç bebek var? 7 mi? Of of. Abi işte önemli olan bundan sonra bunları yaşatabilmek. Evet. Bu siyah beyaz yaşıyor mu? Bakacağım şimdi. Siyah. Bu yaşıyor. Hepsi hareketli abi. Şu hareket etti, tamam. Bu hareket ediyor mu? Evet yaşıyor, şükür. Oy 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 oy. Of. Bizim bunlara yavru maması getirmemiz lazım. Anneye ayrı mama vermemiz lazım. Evet. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Anne çünkü yavru köpek mama. Annenin işte o papi mama dedikleri mamalardaki aromalar mı bilmem neler abi. Annenin sütünü arttırıyor. Galiba 8 ya da 9 yavru var. Birisi mama koymuş, üzerine tamamladım ben. Yarına kadar yeter. Kızım eziyorsun bebeklerini. Bunların hepsini buradan çıkarmamız lazım bizim. Bunların hepsini buradan çıkarmamız, daha düzgün bir yere götürmemiz, daha güvenilir bir yere götürmemiz lazım. Ne olur birisi Hızır olsun desin ki benim bir çiftliğim var, bir süre orada kalabilirler desin. Bir süre orada kalabilirler desin birisi. Ne oldu? Ne oldu? Ya ben sana mama vermeyeceğim. Ben sana mama vermeyeceğim. Niye? Mama vermek zorunda mıyım? Mama vermek zorunda mıyım? Ne? O kadar acıktı. Peki tamam veriyorum. Tamam. Tamam 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 tamam. Niye kızıyorsun?
Onun boynundaki ipi de çıkardım. Ama buraya su da getirmek lazım. Şu an yanımda su da yok. Şimdi boynunda ip olan tutturursa o ipi çözeceğim. Ama yani bu köpekleri buraya bilerek getirip atmışlar. Hatta şu beyaz anne ise eğer, anne mi diyeyim bilmiyorum, onun da boynunda ip gibi bir şey var. İnşallah tutturur. Çünkü bakacağım şimdi. İp mi yoksa kesik mi? Tasma kesiği mi? Bu da yaşlandı be. Şu tasmayı tutturamıyor. Heh. Ama düğüm atmışlar. Allah kahretmesin yani. Gerisi muhtemelen boynuna bu ipi bağlayıp arabaya attı. Bunları da koydu. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Bunu yapan insan olamaz ya. Bu kadar ıssız yere getirip atarak ölsünler istemişler resmen. Issızlığının dibinin ortasına yine 3 tane can atmışlar. Benim bildiğim buralarda çiftlik yok. Benim boynumda da ip var. Yok, ip yok. Muhtemelen tasma varmış. Getirip atmışlar buraya. Allah cezalarını versin. Yedirmiyor, ne yapayım serseri. Bunda da uyuz başlamış ve uzaylıymış. Ona da simparika yutturacağım. Gel kızım, gel. Gel yakala. Dur sen değil, sen değil. Hop, al. Ah, elimi ısırdı serseri. Heh, tamam o yedi. Elimi kapıyordu be.